Hadi bismillah. Başlayalım. Tabii bu coşkunun milletimizle bu şekilde paylaşılması, özellikle Anadolu'da paylaşılması bizler için çok mutluluk verici. Biz Anadolu'da her zaman çok daha büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılaştık. Şu anda da Teknofest'in, tabii Samsun merkezli yapılıyor ama onun öncesinde Karadeniz'imizin birçok ilinde yarışmalarla alakalı etkinlikler düzenlendi. Biz oradan zaten Karadeniz'deki Teknofest'in böyle çok coşkulu geçeceğini açıkçası hissetmiştik. Bunu da şimdi yaşıyoruz. Ne olacaksın duyunca? Belki de hüy kuşu gibi bir uçak bul, dans edersin göklerde. Ne bile olmaz mı diyor. Hani nerede mücadele? Ben Teknofest bitmeden tüm milletimizi Teknofest Karadeniz'e, Samsun'a davet ediyorum. Babam tabii sert mizaçlı bir insan olmasına rağmen Teknofest'te çocuklarla beraber, Teknofest'in o büyülü ortamında adeta hayat buluyordu. O da kendisi çocuklar gibi şen oluyordu. Ekrem Özdemir Bey, bir şeyler söyleyin. Uçarak. Ve hiç ayrılmıyordu Teknofest'ten. Bütün Teknofest süresi boyunca çocuklarla tek tek ilgileniyordu. Yarışmalara teker teker gidip bakıyordu. Büyük mutluluk duyuyordu. Bu hepimiz için böyle. Yani ziyaret edenler için de böyle. Bizler için de böyle. Bizler için 6. Teknofest. İşte 5. yılında Teknofest ama bir tane de Azerbaycan'da düzenlendi. Ona rağmen her seferinde böyle bizi kuşatıyor, büyük umutlarla dolduruyor ve ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğunu, gençlerin o enerjisi, çocukların o enerjisi hepimizi kuşatıyor. Kuşa vurdu, maşallah. Bu ne ya? Bu ne bolluk be? Allah. Ulan ne balık var ya. GZT'nin yayınlarını Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında değerlendirdiğimizde ben hep entelektüel düzeyi yüksek içerikler olduğunu gördüm bugüne kadar. Türkiye'de denenmemiş dijital yöntemlerle yayıncılık yapıyoruz. Peki biz kimiz? Kısaca anlatalım. Seyahat ekibimizde Türkiye ve dünyadan en özel noktaları ziyaret edip vloglar çekiyoruz. Özel içerik ekibimiz hiç boş durmaz. Onun editör anlatıyor, profil, genç İHA'lar, çok net, bugün gibi, günlüğü, anormal tarih, ne biliyoruz ve tüm bunlardan çok daha fazlası. İlk programı da evet GZT'de yapmıştık ve o program da hakikaten benim de birkaç defa tekrardan izlediğim ve harika sorularla dolu bir programdı. Bu anlamda GZT ekibini, sizleri tebrik ediyorum ve sizlere şükranlarımı iletiyorum.